Mümtaz eşyaları getirdi. Biliyorum. Bir şey çıktı mı? Bakıyorum ben de. Sen neredeydin? Çanır peşinde mi? İmza sürküleri çıktı ya. Buyurun. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var anne. Genç yaşımdan beri bu şirkete çok emek verdim ben. Bugün bir yerlere geldiyse biraz da benim sayemdedir. Sen de bunu kabul edersin. En ufak işi bile satır satır bilirim. En alttakinden en tepedekine herkesi tanırım. Herkes de beni tanır. Bu sebepten yönetim kurulu başkanlığına talibim anne. Zaten benden başka da bir aday yoktur herhalde. Selamlar. Gel Çınar'cığım. Kusura bakmayın, bölüyorum galiba. Abi, anne, ben bir karar verdim. Bugün de herkes bir karar vermiş. Şirketin başına geçip yönetim kurulu başkanı olmaya karar verdim. Ciddisin sen. Evet abi, ciddiyim. Niye şaşırdın? Daha düne kadar şirketin kapısından içeri girmemek için taklalar atıyordun da ona şaşırdım. Ya bir takım formaliteler benim canımı sıkıyordu ama önemi yok. Neticesinde bu ailemizin işi. Yapma Çınar, yapma. Sen şirket yönetmekten ne anlarsın? Kurdele kesmeye benzemez bu işler. Evet abi, anlamıyorum. Ama yönetenlere bakınca da bir eksiğimi göremiyorum. Ya dışarıdan bakınca öyle mi görünüyor beyefendi? Beyler! Tartışmanız bittiyse konuşabilir miyim? Bence şirketin başına Çınar'ın geçmesi daha uygun. Ne? Anne, sen böyle bir şey nasıl söylersin? Yavuz, dinle beni. Anne, abi bak. Ben de zaten neye şaşıyorsam tabii. Tabii ya. Senin sevgili Çınarcığından bana asla sıra gelmeyecekti değil mi? Yavuz, senin rahatsızlığının böyle bir göreve müsaade etmeyeceğini ikimiz de biliyoruz. İkinci adam olmak başka, koskoca bir şirketi yönetmeye kalkmak başka. Yarın öbür gün bir topluluk karşısında bir nöbet tutsa... Anne, benim hastalığım geçti bilmiyormuş gibi yapma artık. Hepimiz biliyoruz öyle gelip geçici bir hastalık olmadığını Yavuz. Geçmeyen tek bir şey var. O da senin bana olan bu nefretin. Saçmalama. Annenim ben senin. Annemsin, evet. Annemsin. Ama hiç belli etmiyorsun. Abi. Gözün aydın Ayşegül. Pardon, first lady demem lazım herhalde. Git de kocanı tebrik et. Çok geç kaldım. Sen biraz etrafta gezin. Öğrenci işlerinden kendi bölümünle ilgili bilgi al. Şu tarafta öğrenci işleri. Sonra haberleşiriz, tamam mı? Tamam. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Pardon. Sen ne yapıyorsun burada? Seni görmek istedim.
Burada olacağımı nereden biliyorsun? Ders programına baktım. Ve beni bekledin öyle mi? Aynen öyle. İyi tamam. Gördüysen git. Dur dur. Giderim ama bir daha ekmek yok bak söz var. Ya tamam. Gitmem lazım. Hoca almayacak. Aa. Kararın beni çok sevindirdi Çınar'cığım. İlk imzanı bununla atarsın. Sağ ol anne. Çınar biraz konuşabilir miyiz? Ben odamdayım. Nereden çıktı bu? Ayşegül bak ben bu meseleyi çok düşündüm. Fark ettim çok düşündüğünü. Keşke bana da bir şeyler söyleseydin Çınar. Yani hayır anlamıyorum. Sen hiçbir zaman böyle bir şey istemedin ki. Babamın aniden ve bu şekilde ölümü birçok şeyi değiştirdi. Tek sebebinin bu olduğuna emin misin? Yani benim bilmediğim başka bir şeyler var mı? Bak eğer varsa lütfen bana da anlat. Senin bilmediğin ne olabilir Ayşegül? Bilmiyorum. Sen söyle bir garip davranıyorsun. Babam öldü. O yüzden olabilir mi acaba? Bak, biz karı kocayız farkındasın değil mi? Böyle kararlar almadan önce birlikte konuşmamız gerekir. Benim kararım bu Ayşegül. Bak sen bugüne kadar pek çok karar verdin. Ben de kabullendim. Saygı gösterdim. Mesela bekleyelim dedin. Evlenmeyi bekledim. Evlendik. Daha hazır değilim dedin. Sana elimi bile sürmedim. Konumuz bu değil. Kabul. Anlıyorum. Ama sen de bu kararı kabul etsen iyi olur. Nereye? Daha fazla tartışmak istemiyorum. En azından bana sorabilirdin şirketin başına geçmeye karar vermeden önce. Bir konuşabilirdik. Ayşegül, lütfen daha fazla üstüme gelme. Lütfen gelme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.